Muhtarlar Derneği Başkanım ve saygıdeğer mahalle muhtarlarımız ve de ilçe protokolümüzün tüm saygıdeğer bürokratları, yerel basınımızın kıymetli mensupları ve çok değerli katılımcılar. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli hazırım, programı arz ediyorum. Muhtarlar Derneği çelenginin anıta sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı ve muhtarlarımız adına Sayalar Mahalle Muhtarımız Sayın Mustafa Tatar'ın konuşmalarını yapması. Arz ederim. Muhtarlar Derneği çelenginin anıta sunulması. Başkanım, belediye meclis üyelerim, siyasi partilerimizin yöneticileri, sivil toplum kuruluşların yöneticileri, değerli Silivri halkı, saygıdeğer basın mensupları, saygıdeğer muhtarlarım. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü olması nedeniyle Muhtarlar Günü'nü kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Sizleri Silivri Muhtarlar Derneği ve şahsım adına en derin saygılarımla selamlıyorum. Muhtar ve muhtarlık kurumunun ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar, sorunlara yönelik çözüm önerilerini muhtarlık kurumunun tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak bir genelge ile ihdas edilmiştir. Muhtarlar köy ve mahallelerinde sevilen, saygı ve güven duyulan insanların arasından seçilir. Köyünde ve mahallesinde en çok sevilen insan, en çok saygı ve güven duyulan insanlar muhtarlardır. Değerli arkadaşlarım, bizim toplumu iyi ve doğru yöne doğru yönlendirme gibi görev ve misyonumuz da vardır. Yeni düşünceler üretip onları uygulamaya geçirme konusunda topluma ön ayak olmak, öncülük etmek bizim asli görevlerimizin arasında yer almaktadır. Değerli katılımcılar, değerli muhtar arkadaşlarım, koruyucu hekimlik anlayışı ülkemiz için çok büyük önem arz etmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde koruyucu hekimlik anlayışı yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. Nedir koruyucu hekimlik anlayışı? Hastalanmadan belli periyotlarda belli tetkikleri yaptırarak var olan veya var olabilecek olan rahatsızlığın önceden tespit ettirilip bu rahatsızlıkla yaşamanın yollarını bilmek ve yaşamı buna göre idame ettirmektir koruyucu hekimlik anlayışı. Hastalandıktan sonra doktora gidildiğinde zaten bünyede rahatsızlığın ilerlemiş olduğu durum tespit edildiğinde tedavi etmek daha pahalıya mal olmaktadır. Ülkemizde koruyucu hekimlik anlayışının yerleşmesine öncülük etmek
biz muhtarların öncülük misyonumuzun arasında yer almaktadır. Onun için önce kendimiz, sonra ailemiz ve çevremiz için koruyucu hekimlik anlayışının ülkemizde de yerleşmesi için öncülük yapmamız gerekmektedir. Saygıdeğer hemşerilerim, belediyemiz mahallelerde her türlü ihtiyaçlarımızı karşılamak için büyük çaba sarf etmektedir. Bu nedenle buradan belediye başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, bölüm müdürlerimize, belediyemizin tüm emekçilerine şükran duygularımı sunuyor, hizmetlerinin artarak devam etmesini umuyor ve bekliyorum. Bekliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışan yol, bakım, İSKİ, İKTAŞ gibi kurumların müdür ve şef ve emekçilerine Büyükşehir Belediyesi ile muhtarlar arasında koordinasyonu sağlayan Muhtarlar Müdürlüğü'ne, Su ve Su Ürünleri Müdürlüğü'ne ve Veteriner Müdürlüğü'ndeki şef ve müdür gibi çalışanlarına bize vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı buradan minnet duygularımızı gönderiyoruz. Siyasi partilerimizin ilçe başkan ve yöneticileri, muhtarlarımızın tüm sorunları ile yakından ilgilenmektedirler. Siyasi partilerimizin ilçe teşkilatlarına, muhtarlarımıza gösterdikleri ilgi, alaka ve çözüm odaklı çalışmalarından dolayı şükran duygularımızı sunuyoruz. Güzel Silivrimizin güzel insanları, Silivrimizde görev yapan tüm resmi dairelerin müdürleri, şef ve memurları, oda başkanları, yöre dernekleri ile birlikte çalışmış olmaktan memnun olduğumuzun altını çizerek burada dile getiriyorum. Resmi dairelerin değerli çalışanları, odalarımızın başkan ve yöneticileri, yöre derneklerimizin yöneticileri, değerli basın mensupları, mahallelerimizi yönetirken ve yönlendirirken sizlerden büyük güç alıyoruz. Mahallelerimizi sizlerle beraber el birliğiyle yönetiyor ve yönlendiriyoruz. Güzel sloganımızı burada bir kez daha aykırıyoruz. Silivri'de yaşamak güzeldir.